Özge Fışkın Sultan Yega analiz eder misiniz? Edelim. Özge Fışkın'ın daha önce hiç analizi olmadı kanalda. Özge Fışkın... Biliyorsunuz hocam, Özge Fışkın Sarta Pirinler'in Eurovision performansındaki tek vokaldir. Aynen öyle. Vedeti Aykendisi sahne değil. Süper. Ya bu JoyTürk kayıtlarına güvenmiyorum çocuklar. Bunlara bayağı oynama yapılıyor. Haberiniz olsun. Bayağı yapılıyor yani. Evet, bu canlı bir okuma yalnız. Hemen kendini belli ediyor. Girişten hemen falsetto'ya dönüyor bakın. Özellikle girdikten sonra. Şam'dan göğüste ları falset. Gönder. Nasıl zor bir parça. Hele bu tempoda daha da zor. Eski zaman sevdalarını... Nefessiz bırakıyor adamı biraz. Ah, orada bir küçük kırtlamış. Değil mi? Çıkmamış ses. Çünkü tam böyle bir ara bölgesine geçmiş. Geçiş pasaj bölgesine gelmiş. Ya, ya falsete geçmesi gerekiyor. Hani başlar ay doğarken yapması gerekiyor. Başlar ay deyince çıkmamış ay. Geçiş bölgesi çünkü. Göğsüsüyle ittirmiş. Şuradaki seslerde küçük küçük sallanmalar var ama problem yok. Neden? Parça çok hızlı çalıyorlar. Çok seri takılması gerekiyor. Bir de hakikaten canlı okumuş ya. Oh! Ya bu kayıtların birçoğunun ben sürekli olarak üzerinde tekrar oynanarak, melodyne'lar yapılarak yayına verildiğini biliyorum. Bizim çevremizdeki stüdyolar yapıyordu çünkü bu işleri. Ama burada bir şey yok. Vokal neyse onu bırakmış herkes. Parça da çok güzel şarkı valla. Bu acaba Özge Fışkın'ı çok iyi anlatan bir parça mı? Ondan da emin olamadım. Yani onun sesini incelemeye yetecek bir parça mı bilemedim. Tiz geliyor. İşte müthiş. Gerçekten bu bir ses kalitesi ya. Hani bir insanın sesini, oh abi ne kadar güzel sesi varmış diyeceğiniz bir an vardır ya, işte Özge Fışkın'ın anı bu. İyi sesini bu kadar parıl parıl almak hakikaten iş. Çok lezzetli. Gerçekten lezzetli. Böyle bundan hani şey deniyor işte, hayat yok olmaya başlayınca böyle tohumları topluyorlar farklı farklı, işte bitki tohumlarını ve bir işte neymiş, Norveç'te mi özgün bir yerde biriktiriyorlar falan, işte oradan tekrar yaşamı kuracağız. Özge Fışkın'ın bu iyisini evet, bence alıp öyle bir yerde saklamak lazım, yaşam kurulurken bu sesle geri dönelim diye. Nefis. Bir küçücük sesin insan üzerindeki etkisi ne kadar büyük ya. Baksanıza bak. Harika. Mükemmel tiz kontrolü. Ve sadece tiz kontrolüyle ilgisi yok ya. Allah verecek yani. Verecek abi yani. Ne kadar bu sesi güzel çıkarırsan çıkar. Yani Allah bu seste bu kadar güzel bir ton veriyorsa insana. Yapacak hiçbir şey yok değil mi yani? Herkes İbrahim Tatlıses gibi şarkı söylemeye çalışıyor ama İbrahim Tatlıses'ten kaç tane çıkıyor? Bir geçen bir kayıt gönderdiler Twitter'da. Bayağı popüler olmuş. O kaydı bulabilir misin Özgün? Bir adam İbrahim Tatlıses gibi şarkı söylüyor. Paylaşmışlar onu. Onu bir dinleyelim. Saygı, saygı, saygı. Nefis. Of, nefis. Vallahi çok güzel. Buradaki tizde tam istediği not gelmedi. Bu A sesi biraz hafif detone oldu. Biraz bu şeyden de kaynak. Yani oturma pozisyonuyla bunları çıkarmak hiç kolay iş değil. Böyle bir anda aşağı bir anda yukarı çıkmak zaman zaman problem olabilir. Ayakta olsa belki çok daha temiz olabilir. Zaten elinden geleni yapıyor bakın. Yetmemiş yani vücut. O nefes baskısını yaratacak vücut kuvveti hazırlığı yetmemiş. Ses çıkarmaya. Baksanıza ne kadar sabit ve şey duruyor. Yani
Sanki o ses çıkmayacakmış gibi duruyor. Gerildi. Yetmedi. Ya daha fazlası istiyor vücut. Mi not. Soprano mu acaba Özge? İkinci bölümde olmuyor bakalım. Güzel kayıtmış ha. Başta bir yapayım yapmayayım dedim ama çok keyifli anlatıyor birçok şeyi. Bunda da hafif kaymalar var değil mi? Nameler, parça çok hızlı gidiyor ondan nameler tam oturmuyor sanki. Baksana nefes bölgeleri ne kadar kazık. Kazık yani. Nefes aldı. Almadı. Aldı. Buradaki ay temiz oldu. Çünkü hazırladı kendini baksanıza. Vücut hazırlığı ilk bölümde yapamadığı bir şeydi. Belki parçaya tam ısınamadı yani küt diye çıkıyor. Yani bir şarkıcıyı sahnede izlemekle böyle özel kayıtlarda izlemek arasında da çok fark olabiliyor. Çünkü sahnede ısınmış oluyorsunuz. Burada biraz daha soğukken bunları yapmaya çalışmak, hala o tiz tonlarda yapmaya çalışmak problem yaratabiliyor. Ya insanlık halleri bunlar ya. Şarkıcılık halleri diye geçebilecek şeyler. Daha iyi olur mu? Olmaz mı yani? Ama daha çok çalışmak gerekiyor onun için. Yani daha fazla hazırlanmak gerekiyor bence. Mesela ben nefret ederim. Böyle özel ışıklar kurulmuş bir ortamda bir şey yapmaktan nefret ediyorum yani. Doğallığından çok uzaklaşıyor her şey. Ya o yüzünüze vuran spot. Ya dün mesela Oğuz Aksaç konserindeydik. Oğuz abi oturdu karşısındaki spotu kapattı. Tepeden böyle bir tane vuruyordu sahnede. Kapattı onu yani. Çünkü çok mutsuz ediyor onu. Hem seyirciyi görmesini engelliyor. Sürekli bir ışık kafaya vurup vurup ısıtıyor beynini. Şimdi baksanıza yani özel ışıklandırılmış bir ortam burası. Stüdyo çekimi. Doğallığı birazcık kırıyor bence. Gelsin tepeye. Abi lütfen kutuya koyun ve ömrümüzce saklayalım bu sesi. İnanılmaz. Ne kadar özel bir renk ya. Of. Burayı daha temiz aldı. İlk bölümdeki ya zaten klasik şarkıcılığın en şeyidir. İlk bölümde başına gelen bütün problemleri krokilendirir. İkinci bölümde hepsini çözmeyle uğraşır. Hakikaten öyle olmuş. Bak nasıl hazırlıyor. Vücuda bakın. Bu sefer farklı pozisyon almış zaten. İzleyin. Biraz öncekinde ay diye geri giderken bunda ay önden çıkarmaya çalışıyor. İzleyin. Görüyorsunuz değil mi? Bak. İlk bölümde ne yapıyordu? Ay gibi çıkmaya burada olmamış zaten. Evet hazırlanmamış diyordum buna. Daha sıkı tutmuş. Tam belt. Yani ikinci bölümde ipleri eline almış. Şimdi bakalım o oktav ilkinde iyi çıkmamış. Şimdi nasıl çıkacak? Bariz böyle. Ders gibi çalışma. Yeah! İşte bu. Buna gol derler. Gol şarkıcılıkta. Müthiş. Vücudu yetmedi demiştim. Yani ilkinde çok hazırlıksız geldi. İkincisinde bakın nasıl hazırlıyor kendini. Görürsün sendir bu işte. Bak. Kolu hazırlıyor. Nefesi hazırladı. Vücut hazır. Geliyor abi yumruk. Elini açtı. Diyaframına bastı. Gol! Efsane hareket abi. Müthiş. Bakın. İşte bu kadar hazırlıksız. Tam olmadı denecek noktaydı bu. Değil mi? Bakın. Hiç hazırlanmamıştı. İkincisinde ne yapıyor? Elleri hazırlıyor. Nefesi hazırlıyor. Ve biraz da böyle geride kalmıştı. İkincisinde ne yapıyor? Hemen. İkinci bölüm. Baksanıza nasıl. Kaç saniye önceden. Oh yeah man. Sololar molalar. Baya baya. Ne soloymuş bu da be. Hoppa.
da da di di da di di da 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 da. Oradan bir böyle sabaha geçeyim. Neden bizim kulağımız böyle abi? Biz düzgün sola da böyle gidemiyoruz işte. Kafamızda hep böyle nameli nameli işler olunca, düz giden bir şeyin bile içine name katınca, aa oldu. Oldu ha, bak çok güzel oldu. Sizin hiç bilmediğiniz muhabbete girdim. Belki bunu ileride çok daha rahat anlatırım. Müzisyenlikte böyle bir sohbet biçimi vardır. Muhtemelen %70'iniz falan bilmiyordur bunu. Konuşacağım ama bunun üzerine. Yani oldu abi, güzel oldu. Bu ton çok önemlidir müzisyenlikte. Yani sahne arkasını ve stüdyoda çalışmanın %90'ıdır bu muhabbet. Neyse, bir gün anlatacağım bunu size. Saklı kalsın. Bir gün hatırlatın bana yayında. Hocam o neydi diye lütfen. Evet. Buyurun. Ben bir bu isteyen izleyenlerden bir istekte bulunabilir miyim? Nedir? Nasıl hayırdır? Bu video yapılıyorken. Nedir? Şimdi bu Joytuk akustiğin çekimleri hocam Santral İstanbul'da yapılıyor. Tamam. Oradaki İletişim Fakültesi Ses Stüdyosu'nda. Evet. Gerçekten Bilgi Üniversitesi'nde okuyan takipçiler varsa, Bu İletişim Fakültesi Ses Stüdyosu hakkında bu videonun altında yorumda bulunabilirler mi? Neden? Yani Joytuk akustik sırasında negatif ve pozitif yanlarını, çünkü kişisel olarak merak ediyorum. Yani, yani orada öğrenci projesi olarak bu program çekiliyor. Aha. Mesela ses orada nasıl duyuluyor mesela? Biz buraya dediğiniz gibi düzeltmelerle geliyor ses. Şu an orada öğrenciler çekim yaparken nasıl? Ha, ya Özge Fışkın'ın bu sesinde düzeltme yok ama. Bir tabanca gibi okuduğunu bırakmışlar. Zaten şöyle bir şey. Kayıt yapıldıktan sonra elbet mix yapılacak. Yani hiçbir şarkıcı veya hiçbir stüdyo kaydı mixsiz bırakılmaz ki, böyle leş gibi orada kaydedildi yani. Mutlaka onun üzerindeki o mixçiler temizleyecek ama bazı, benim demek istediğim şuydu. Orada bazı okumalar oluyor. Bu sadece orada dediğim bir sürü stüdyo programında oluyor. O okumalar kötü olunca şarkıcı beğenmiyor. Onu stüdyoda bir daha okuyorlar mesela. Ayrı bir stüdyoda. Onun üzerine yerleştiriyorlar. Veya bir saniye Özgün. Veya şöyle bir şey oluyor. O okumanın kanal kaydını alıp bazı yerleri düzeltiyorlar. Bunu gene siz anlamadan halletmeye çalışıyorlar. Ben bundan bahsetmiştim yani. Mesela o stüdyoda hocam, Santral İstanbul 100 yıllık bir elektrik fabrikası aslında. Biliyorum, gitmiştim. Mesela oradaki reverb'ler falan filan. Ha, yani evet. Oradaki gerçekten bu çekimlerde bulunan insanların görüşlerini merak ettim. Anladım. Ondan dolayı yani sormak istedim. Tamam, yazsın bu arkadaşlar. Bu videonun altına yine yorum yaparlarsa çok sevinirim. Olur. Yakında paylaşırız zaten bu ses analizini. Çok uzatmayız muhtemelen. Çok güzel, çünkü ben teşekkür ederim Özgüncüm. Devam ediyorum. Güzel bir faset de o. Of, nefis ya. Şöyle yani, mesela Özge Fışkın'ın ne kadar kendine has bir karakteri var sesinde, değil mi? Ne kadar farklı. Böyle özel becerileri, özel ses karakteri var. Yani daha fazla dinlemek istiyor insan, değil mi ya? Ben Oğuz Aksaç'ı ilk dinlediğimde mesela aynı hisse kapılmıştım. Yani bire kıyaslamak için söylemiyorum ama mesela dedim ki, abi neden bu insanı TRT böyle sabah akşam göstermez? Neden sabah akşam dinlemeyiz yani? Böyle bu kadar usta, bu kadar üst düzey bir sesi. Şimdi Özge Fışkın için de aynısını ben söyleyebilir miyim? Yani söyleyebilirim. Çünkü sesinin içinde çok özel tınılar var. Neden daha fazla dinlemiyoruz? Bilmiyorum. Kendine has bir renk yani. Dönüyor. Ne kadar açılmış ses, baksanıza. Falsetto'ya karar verdi. Mi net, çok net. Mükemmel bir renk ya. Bence buradaki hani yıllarca Özge Fışkın'ı dinlediğim zaman böyle bir rock karakteri seziyorsunuz ama sesinin içinde de çok nostaljik bir karakter daha var. Bu iki karakterin birbiriyle savaşı gibi sesi ve okuyuşu bence. Yani hani aklımızda böyle ya bir rock söyleyen ya da böyle nostaljik kokan bir şey söyleyen bu karışım, belki şeyin cevabını arıyorum yani. Neden daha az
Neden daha az dinliyoruz? Ben kendi adıma fikrimi söylüyorum. Siz de videonun altına istediğiniz fikrinizi yazın. Çünkü bence özel bir renk. Peki. Oh be. İyi oldu ama. Kendime geldim. Gerçekten kendime geldim. Çünkü güzel ses. Çok güzel ses.